Yani bu bebeğin bu evde bu ilkel şartlarda doğacağı aklıma gelmezdi. Hele doğumu senin yaptıracağını söyleselerdi, kusura bakma işte gülmekten ölürdüm yani. Ya Taylan, acil durumda insan neler neler yapıyor ya. Ben zaten asistandım, doğumu Feride yaptırdı. Ay vallahi bravo Feride. Ay çok zor bir iş başarmışsın. Teşekkür ederim hayatım ama asıl zorluğu Fulya çekti. Ya değil mi? Daha iki gün önce tam anestezi mi yoksa epidural mi diye kara kara düşünüyordu. Anestezi bile olamadı. Bak ya. Sen takma kızım kafana, aldırma sen. En iyi doğum doğal doğumdur. Anne için de iyidir, çocuk için de iyidir. Çocuğun ağrı eşiği yüksek olur, yarın rahat edersiniz. Aslan oğlum benim. Zor şartlarda doğdu, artık sırtı yere gelmez. Evet, senin tam tersin. Aynı ben. Adını ne koydunuz? Necati Rüzgar. Adını Necati mi koydunuz? Ne, Taylan mı koyacaklardı? Hayır, yani Fulya pek sıcak bakmıyordu da Necati adına. Ama o zaman doğumu babamın yaptıracağını tahmin etmiyordum. O bunu fazlasıyla hak etti. Sağ ol, vefakar geldin benim. Tabii genelde Rüzgar'ı kullanacağız. Necati! Ben? Yok, size söylemedim babacığım. Küçük Necati'yi söyledim. Gel Gülşen yengen alsın seni. Ellerini yıkadın mı Gülşen'cim? Yıkadım Fulya'cığım. En son ne zaman yıkadın? Sofradan kalktığımız zaman yıkadım Fulya'cığım. Ay hadi ne olur bir kere daha yıka şekerim. Çok olmuş. Fulya'cığım, yani şimdi biz bu çocuğu maşayla mı tutacağız? Maşayla mı? En iyi. Bu kadar titizlenme çocuğum. Çocuğu da steril yetiştirmeyin. Biraz toza kire alışsın. Sonra alerjilerle uğraşırsınız valla. Lafı ağzından aldım baba, katılıyorum. Ben daha ilk günden hastalanmasını istemiyorum Erdem'ciğim. Ay iyi tamam Fulya'cığım, ben bir dezenfekte olayım geleyim bari. Canım hadi. Erdem'ciğim hadi sen de çık istersen. Trafik falan olur şimdi. Yok yavrucuğum, bu saatte trafik olmaz. Nereye gidiyorsun? Almanya'dan kayınvalidesi geliyor da onu almaya gidecek havaalanına. Hadi Erdem'ciğim sen çık, kadıncağız beklemesin oralarda. Ne kadar haklısın değil mi? Benim canım kayınvaliden beklemesin ama ben iki saat bekleyeyim. Feride, bu Hikmet Hanım'ın laflarına sakın cevap verme. Siz de çocuklar. Ne diyor ki? Ya biraz aksi bir kadındır bu. Kimseyi sevmez, hiçbir şeyi beğenmez. İnsanlara yukarıdan bakmayı sever. Aa, vallahi babacığım ben cevap veririm. Yani geçen seferden ahtım var biliyorsunuz. Yapma kızım, yapma. Kimse aksini çıkarmayacak ama. Ya sana laf sokarsa? Ben bakarım lafına, ona göre davranırım. Ay, uyur diye bekledim ama uyumadı. Ben uyutayım istese. Aa Necati, annesi uyutamamış. Sen nasıl uyutacaksın? Bizim de kendimize göre bazı yöntemlerimiz var herhalde. Ay, kapı. Ha, annemdir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülşen'cim. Oo, bakıyorum da hamur işleri lüp lüp devam ha. Maşallah. Hala ekstra ekstra varsın. Ekstra ekstra değil. Sadece ekstrayım. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk Fulya'cığım. Ay, ay, ay. Hanimiş benim torunu. Tanıdı galiba. Yok annem yok canım. Hoş geldiniz Hikmet Hanım. Bakıyorum torunu gördünüz, bizi gözünüz görmüyor. Ay hoş bulduk Necati Bey. Bu cüssenizle sizi görmemek mümkün mü? Uzaydan bile görünürsünüz siz. Yok yok, görünmem. Diliniz örter. Hoş geldiniz. Ben Feride. Merhaba Feride. Memnun oldum. Bu kaçıncı evlilik Necati Bey? Dördüncü mü, beşinci mi? Sayamıyoruz artık. Dördüncü ama ilk aşkım. Ay canım, canım, canım. Aa. Niye ağlıyorsun sen? Oğlum. Ağlama bak, anneannen geldi Necati. Evet, anneannen geldi Necati. Necati mi? Necati mi koydunuz çocuğun adına? Ah, ben gidip biraz daha emzireyim, acıktı. Ondan ağlıyor, ondan. Fulya buraya gel. Ne demek Necati? Neden Necati kondu? Ne konsaydı? Madem dedesinin adı konacaktı, babasınınkini koysaydı. Daha ne iyi olurdu Rüzgar abidin? Senin adın olsa daha iyi olurdu havalı Hikmet. Ay Gülşen, Gülşen bana bir su getir. Fena oldum. Ay, peki ben Necati'nin anneannesine su getireyim. Fena olmuş bu.
bu konuda bana daha önce niye danışılmadı? 9 aydır ortalıkta yoktunuz ondan herhalde. Çok normal. Ne de olsa eline doğdu babamın. Ne demek babanın eline doğdu? Bayağı eline doğdu. Yani Rüzgar'ı babam ve Feride Hanım doğurttular evde burada. Fulya, doğru mu söylüyor bu? Doğru anneciğim. Yani aniden sancım tuttu, ben de yardım istemek için buraya geldim ama doğum başlamış. Ay bu ne cehalet, bu ne ilkellik. Ya torunuma bir şey olsaydı? Canım evde doğan ilk bebek bu mu? Şimdiye kadar hep böyleydi, herkes evde doğurdu. Ben mum ışığında doğmuşum. Yani böyle olmasını biz de tercih etmezdik ama her şey çok ani gelişti. Feride, ben diyorum ki hani böyle ebelik fırsatı falan veriyorlarsa bir tane alalım. Bakarsın bunlar ikinci çocuğu yaparlar. Olmazsa oraya komşuya gideriz doğuma. Hay imdat! Hadi gidelim, hadi gidelim. Burada durdukça garip garip şeyler duyuyorum. Hadi. Ay yine başladı ya. Baba ne olursun sen söyle şu şarkıyı yine. Tamam tamam, ben evde uyuturum onu. Hadi Fulya, hadi. Hadi. Kapıyı aç şunu, ben çantayı al. Ananın çantasını da al, hadi. Ben çözdüm işi. Çocuk bu kadının sesinden ağlıyor. Gideceğim, koyacağım kafayı. Necati. Ay, cevabın çok hoşuma gitti. Hangi cevabı? Hani dedin ya, 4. karım ama ilk aşkım diye. Doğru doğru, dost doğru. Ay, bana gerçekten aşık mısın? Beni meşgul etme gülüm. Seni sevmekle meşgulüm. Ay, 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 ay. Hayırdır inşallah geçelim bu saatinde. Kim bu? Kusura bakma ya. Estağfurullah oğlum. Ya Rüzgar susmuyor. Susmuyor mu? Evet. Ya alıp getirseydin. Kayınvalidem izin vermiyor ki, seni susturabileceğine inanmıyor. O zaman biz inelim, ispat edelim. Hadi gel. Hayırdır inşallah. Alo. Ha oğlum hayırdır inşallah. Çocuk muyum ya? Evladım annesi karnını doyursun. Gazını çıkarın. Uyur o. Ha bir de o başı çocuğun Fulya'nın sol tarafına gelsin. Ha annenin kalp sesini duyunca çocuk sakinleşir. O kayınvaliden de odadan çıkar. O kadın orada oldukça çocuk uyuyamıyor. Yavrum, saat gecenin kaçı bilmiyorum ben şimdi. Bu saatte inemem, siz gelin o zaman. Zaten o kadını getirme, o benim şarkıya takıyor, ben de sinir oluyorum. Tamam, hadi oğlum. Üf, evladım var mı, derdim var. Onlar mı geliyor? Allah bismillah. Oh, hadi bakalım. Ne oldu oğlum? Ne olsun, evde hiç susmayan bir çocuk var. Kolay değil. Baba ben biraz şuraya uzanacağım ya. Uzan oğlum uzan, sallanıyorsun. Aa. Sallanma, uzanma, uzanma, dur kalk kalk. Ne? Kaynananı evden göndermenin çaresini buldum. Ne? Allah aşkına söyle baba, bak bunu dinlemek için 3 gün daha uykusuz kalırım ha. Git bir türlü onu buraya getir. Kahvaltıya çağır, bir şey yap, kahveye çağır gelsin. Tamam, ne yapacağız? Depremle gözünü korkutacağız. Aa, iyi fikir ha. İyi fikir de sen önce Fulya'ya söyle bunu. Çünkü kaynanan da şimdi duyunca önce kızı arar, gerçek deprem olacak diye korkma. Ay deprem mi, ne zaman, nerede oluyor? Yok yok dur, ay ben ne yaptım? Ah senin de deprem fobin vardı değil mi kardeşim? Korkma korkma, öyle bir şey yok, deprem deprem yok. Yani olacaksa da sonra, şimdi yok. Bu bir oyun bu. Ne oyunu? Kaynanayı yollama oyunu. Hikmet Hanımcığım, yani kahvaltıda da hiçbir şey yemediniz. Ne olur bunlardan biraz alın bari. Yiyecektim ama yağsız bir şey bulamadım ki.
Neyse, önemli değil. Doydum sayılır. Hayatım, sen de hiçbir şey yemedin. Hadi ye biraz. Benim çok canım sıkılıyor Feride'm ya. Ne oldu? Yok bir şey. Yöneticiyle karşılaştım da bir şeyler söyledi. Çok içim sıkıldı. Ay ne oldu hayatım, söylesene. Ya işte bizim bu depremle ilgili bir araştırma yaptırdık ya, hani depreme dayanıklı mı değil mi diye. Onun raporları gelmiş de. Bizim apartman tam not almıştır canım, hani sonuçta taş gibi bina. Öyle diyorlar. Altı şiddetinde bir deprem olsa taş taş üstünde kalmazmış. Yani bizim bina çürük mü şimdi? Çürük ne demek papatyam, çürük ne demek? Ya bitmiş, bitmiş, bitmiş. Ah. Bir defa demirler korozman yapmış. Altılık çubuk demir şöyle şak diye sıyırır gider yani. Bir de deniz kumu kullanıldığı için istiridiler, mistiridiler. 25 senede olmuş sana helva. Demir helvası. Yani depremde yallah. Ah, ah. Bir de herkes kafasına göre tabii sütun kesmişler. Perde duvar falan kesmişler. Bu duvar yıkanlardan biri de sizsiniz. Vallahi maalesef biz. Yani şeytana uyduk biz de işte rahat edelim diye. Burası iki daireydi biliyorsunuz. Ortada şeyler var tabii. Biz bu taşıyıcı duvarları muvarları duman ettik. Büyük daire elde edelim diye. Allah korusun bir deprem beton üstümüzde. Bir tabutun içinde mi yaşıyoruz yani? Yani buna yaşamak denirse evet. Ama tabii siz buna mecbur değilsiniz. Siz misafirsiniz. Siz istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Ne demek misafirsiniz? Alt katta benim kızım yaşıyor. Yani tabii ama inşallah güçlendirme şeyleri yapılırsa, sütun giydirme, perde duvar örme, bağlama falan, iki haftada falan da inşallah bitirirler de öyle bir tehlikemiz kalmaz. Ama deprem her an olabilir değil mi? Tabii şu anda bile olabilir yani. Bence sen canını kurtar anne. Torunumu ve kızımı almadan şuradan şuraya gitme. Ya biz hemen taşınamayız anne. Daha sonra biz bir ev tutar taşınırız. Tamam. Sen ev tutana kadar kızım ve torunum benim yanında kalacak. Anne olmaz öyle şey. Ya benim ev tutmam uzun sürer. Şu anda durumumuz yok. Ama bu bir intihar. Aa, hoş geldiniz Yahya Bey. Hoş bulduk Gülşen Hanım. Necati abi içeride mi? Ay içeride, buyurun buyurun. Evdeyiz evdeyiz Yahya'cığım, gel. Nasılsın Necati abi? Allah'a şükür. Geç kardeşim, otur buyur. Efendim bizim apartman yöneticimiz Yahya Bey. Hanımefendi de Erdem'in kayınvalidesi. Memnun oldum efendim. Babacığım, ben Fulya'ya ineyim. Bir dakika kızım. Bir şey içer misin gelin gitmeden? Yok teşekkür ederim. Acelem var. Tamam pek sağ. Git yavrum sen. Güle güle. Yıllık deprem kontrolümüzü yaptırdık. Ya ya biliyorum, konuştuğumuz gibi değil mi? Teşekkür ederim. Sağ ol, zahmet oldu. Bırak canım, sonra konuşuruz. Korkulacak hiçbir şey yok. Yani tabii korkulacak bir şey yok. Nasıl olsa öbür dünyada bizler için. Öbür dünya? Tabii güçlendirmeyi yapmazsak. Güçlendirmeye gerek yok ki. Niye yani, o kadar mı kötüyüz? Biz de mi çöküyoruz? O kadar sağlam. Ha bu sefer sağlam gidiyoruz yani. Efendim bir yere gitmiyoruz. Hepimiz buradayız. Maalesef buradayız. Yani bu kışta kıyamette nereye kaçacağız? Nereye gideceğiz? Siz de yani bizimle kalacaksanız boynunuza bir düdük asın. Ağrı kesici alın yanınıza. Çünkü çökerse Allah muhafaza kırık mırık olur. O ağrıya dayanılmaz. Bir de peksimet falan, bir şişe su. Bunları almak lazım. Bir de aşağıda nerede yatıyorsunuz siz bilmiyorum. Yattığınız yerin hemen kenarında böyle cenin pozisyonunda yatacaksınız. Dizlerinizi karnınıza çekeceksiniz. Kafayı böyle koyacaksınız. Böyle hani karındaki şey gibi, cenin gibi. Yani bugünlerde de her an olabilir deprem. Siz nerede yatıyorsanız bence hep bu pozisyonda yatın. Neyse. Ben bir şey anlayamadım Necati abi. Raporları incele, sonra konuşuruz. Tamam. İyi günler efendim. Güle güle. Hadi inşallah iyi günler. Nerede? İyi günler. Güle güle. Fulya, rüzgar nerede? Gülşen yanında. Hadi hemen aşağı inelim. Valizini topla, çocuğu da hazırla. Hemen gidiyoruz buradan. Hemen. Nereye gidiyoruz? Kızım bu apartman depreme son derece dayanıksız. Sert bir lodos esse yıkılacak. Hadi gelin, bende kalın siz. Hadi. Ben gelemem anneciğim. Kızım ben sana benimle gelmeni söylüyorum. Beni dinlemiyor musun? Anneciğim gelemem. Bak Erdem burada, babamlar burada. Onları bırakamam. Tamam, tamam. Kızımı da zehirlemişsiniz. Evde doğum yaptırdınız. Adını da Necati koydunuz. Evin duvarlarını, sütunlarını kestirdiniz. Bu ne biçim anlayıştır?
Evet. Kızım da beni istemiyor, torunum da beni istemiyor. Ben istenmediğim yerde bir dakika bile kalamam. Gidiyorum. Oh, kurtulduk. Tamam. Sen üzülme kızım sakın ya. Ama sonra kabak benim başıma patlayacak. Ama işte senin için, torunum için yaptım yavrum. Çocuk ağlamaktan çatlayacaktı. İstenmediğini amma geç anladı ya. Ama zaten o çocuk ona uygun değildi. Ya açık söyleyeyim, ben çok üzülmedim. Yani Seyfo da bulmuş böyle gül gibi kızı, aldatıyor yani. Bir yersin o zaten, ben onu böyle biliyorum ne yapacağımı ben. Terbiyesiz. Kapı. Gideyim bakayım kapıya. Buyurun. İyi günler efendim. Doğalgaz arızadan geliyorum. Apartmanda bir doğalgaz kokusu ihbar edildi. Teker teker bütün kombileri kontrol edeceğiz. Ben pek bir koku duymuyorum. Vallahi efendim ihbar geldi, benim kontrol etmem lazım. Şen, ne olmuş kızım? Şey, apartmanda doğalgaz kokusu duymuşlar da işte böyle hani bakıyorlarmış. Doğalgaz mı? Benim o zaman hemen apartmandan çıkmam lazım. Paniğe gerek yok. Ben buradayım, kontrol altında her şey. Ay olur mu? Benim küçük bir bebeğim var ama. Kızım telaş etme, dışarısı çok soğuk, çıkılır mı? Bakıyorlar işte, kontrol edecekler. Bakar mısınız? Kombi bu tarafta efendim. He, o tarafta. Teşekkür ederim. Efendim siz biraz uzak durun. Hani patlar matlar maazallah, aman. Ya. Ya. Peki o zaman size kolay gelsin. Ben içeri gideyim o zaman. Yani. Anlat bakalım. Neymiş o benle konuşmak istediğin konu? Ben bir karar verdim anne. Hayırdır inşallah. Hani Ankara'dayken yurt dışı görevi istememiştim ya. Evet. Ama şimdi başvuracağım. Hadi ya. Hayırdır, bir şey mi oldunuz? Hadi ya, içerilere de bakmam lazım benim. Ama kızım, yani niye böyle bir ani karar verdi? Bir nedeni yok. Buralardan uzak kalmak iyi gelir. Neticede işim bu benim. Eninde sonunda yurt dışına gideceğim. Yani bu kararına tabii ki evet derim. Ama bu Seyfo'ya bağlı olarak alınmış duygusal bir kararsa doğru değil. Sen mantıklı bir kızsın kızım. Şöyle iyice bir düşün, öyle kararını ver. Bence de. Bence koku şu taraftan geliyor. Ne var o tarafta? Banyo. Tabii ya, tabii ya. Boru oradan da geçiyor, kesin o patladı. Ben gidiyorum, bor patladı diyor. Yok yok, telaşa mahal yok. Her şey kontrol altında, benim kontrolüm altında. Ben o tarafa da bakayım. Kızım otur sen, hadi bak bakıyorlar işte, hadi otur. Kapat. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hayırdır babacığım bu saatte? Torunumu özledim ya. Torunumu seveceğim. Hoş geldin hayat. Ay babacığım, doğalgaz kaçağı varmış. Acaba rüzgarı alıp beraber çıksak mı? Doğalgaz kaçağı mı varmış? Nerede? Evet, komşular koku duymuşlar. Ben şöyle bir şey duymadım. Ben de duymadım babacığım ama şimdi içeride bakıyor. Kim içeride? Canım, doğalgaz ihbar hattından geldiler. Orada bakıyor banyoda. Neye bakıyor? Boru mu ne bozulmuş da orada boru varmış, ona bakıyor. Banyoda doğalgaz borusu ne geziyor ya? Ay bana da tuhaf geldi. Ay bir de adamı aldık içeri hemen. Ya siz de bir alemsiniz yani karıcığım. Önüne geleni alıyorsunuz içeri. Kimin nesi kimin fesi sormadan adam katil mi, hırsız mı, uğursuz mu? Ben bu sefer kesin gidiyorum. Kesin kızım. Arkadaşım bu, açsana bakayım kapıyı. Açamam. Ne demek açamam ya? Kimsin sen? Ya efendim, ben şimdi burada bir kaçak tespit ettim. Açarsam gaz içerilere de gelebilir. Ne kaçak tespit ettin? Orada kaçak yapacak bir şey yok. Var, var. Açsana şu kapıyı bakayım ya. Kimliğini göreceğim seni. Ya açamam beyefendi. Durum çok tehlikeli diyorum. O zaman ben de polis çağırıyorum. Kısıldın kaldın orada işte. Polis gelince görürsün. Polis mi? Efendim bakın, ben bir kamu görevlisiyim. Göreceğiz bakalım, polis gelince, kapı açılınca hüviyetinden belli olur. Kızım odan arayın 155'i. Çağırın polisi bakayım. Tamam bekle, polis geliyor. Tamam Necati Usta.
Polise falan gerek yok. Seyfo? Benim. Ne işi var senin bu evde bu kılıkta? Özge benimle artık konuşmuyor. Allah Allah. Gel bakayım benimle. Özge, bir şeyler diyor, bu nedir? Seyfo. Evet. Kapıları yüzüme kapatıyor, telefonları yüzüme kapatıyor. Ha. Sen de o zaman böyle alabere, dalabere, öyle mi? Ne yapayım Necati Usta, masum bir adamın hakkı yeniyor. Ne konuşacakmışsınız bakayım? Yani aslında biraz özel konuşsak, sonuçta alengirli bir mevzu. Kendisi biraz yanıltıldı da. Yanıltılmadım. Fotoğraflar ortada. Benim kızımın seninle özel konuşacağı hiçbir şey yok. Gidebilirsin. Evet, güle güle Seyfo. Tamam. Gidiyorum. Ama o zaman bir ara abine sor bakalım. O fotoğrafları kim çekmiş? O kız kimmiş? Belki sen sormazsın, ben söyleyeyim. O kız abinin ayarladığı, bizi ayırmak için benim üzerime saldığı kız. Bir de oğluma iftira atma. Hadi güle güle. Dur Feridem dur. Geçin bakayım, siz içeride konuşun hadi. Hayır, gerek yok. Ama baban öyle söylüyor. Ben kendi kararımı veririm. Anlaşıldı. Oğlum sen de git delil getir. Madem iddian var, iddianı kanıtlayacak delil getir. Ondan sonra konuşun. Tamam Necati Usta. Hadi güle güle çocuğum. Delil istiyorsan abine sor istersen. Deli mi çocuklar ya? Baba, tamamladın mı soruları? Tamamladım. Hazır mıyız depreme? Hazırız tabii oğlum. Baban her şeyi düşündü, hazırlandı. Değil mi? Hazırsın değil mi oğlum? İyi de baba, yani biz hazır olsak kaç yazar? Bakalım İstanbul depremi hazır mı? Oğlum sen bırak şimdi İstanbul'u. Sen devam et çalıştığın derse. Hem diyor ki yani depremden sonra gideceğiniz bir yakınınız var mı? Aa, var ya yok. Annemler İzmit'te oturuyorlar. Bakalım yollar geçit verecek mi? Hazırlanmamışsın Lütfi, çalışmamışsın dersin. Şimdi yok İstanbul, yok yollarda geçit mi meçit mi diye sallıyorsun yani. Hayatım ne dersin bu? Can şimdi Lütfi bu akşam bize depremle ilgili bir briefing verecek. Yani. Enişte Kartalkaya'ya gidiyoruz. Hadi siz de gelin. Ne işimiz var canım bizim Kartalkaya'da? Ben söyledim sana gelmezler diye. Ay Necati niye kestirip attın? Biz de gidelim ne olur. Yavrum kış üşütürüz müşütürüz, orada geliriz burada toruna bulaştırırız. Hem ben sevmem soğuk havayı. Canım sıkı giyinirsiniz, üşümezsiniz. Yok yok şimdi olmaz. Torun var şimdi, biraz onunla ilgilenmemiz lazım. Bakarsın bir ihtiyaçları falan olur. Ay ne ihtiyaçları olacak? Hem zaten Lütfiler de burada. Ama o zaman ben kalayım, Lütfi gitsin. Onun derisi kalındır, o üşümez. Ay sadece iki gün Necati Bey. Çok güzel olacak. İşte seni koyarız böyle, kendin pişir, kendin ye mangalının önünde. Ötürürsün götürürsün, oradan da bizi seyredersin. Canım onu yapacak olduktan sonra niye orada yapacağım, burada yaparım. Kendi mangalını kendin yap. Ya bize de bir hava değişikliği olurdu ha. Olmaz olmaz Batyam. Siz gidin. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Yani soğuğu bu kadar sevmediğini bilmiyordum Necati. Sevmem yavrum, bir sürü sebebi var yani. Bir defa lahana gibi giyinmeyi hiç sevmem. Sonra şimdi dağda gidip yani kayak yapacak değiliz, slalom yapacak değiliz, snowboard yapacak değiliz. Yağmur, çamur, kar, buz, soğuk, bir sürü olumsuz şey. Ne diye gideceğim oraya can? Hele kar dedim mi? Arabayla yolda kalmak var, arabanın içinde donmak var, aç kalmak var, zehirlenmek var, ölmek var. Necati abartma. İnsanların sık sık tatile gittiği bir yerden bahsediyoruz. Evladım mevsimler değişti. Tipi bindirdin mi? Senin nereye gittiğin önemli değil. Otobüsle de gidebilirdik. Otobüsle hiç gitmem. Ay onunla niye gitmiyorsun? Bir defa koltuklara sığmıyorum, koltukları da. Ayrıca o buhar, koku falan beni rahatsız eder. Hem Allah göstermesin, çok kazalar onunla oluyor. Okumuyor musun gazetelerde, televizyonlarda? Görmüyor musun canım? Tamam Necati, tamam anlaşıldı. Demek ki biz hayatımızı bundan sonra senin sevip sevmediklerine göre sürdüreceğiz. Küsme karışım, hayat müşterek. Ayrıca genç değiliz, bir şey değiliz yani. Gidip karlarda yuvarlanmayacağız, kartopu oynamayacağız. Dört tane ihtiyar orada kaldıran da mı yapacağız? Burnuna havuç takacaksın, gözüne kömür bulacaksın, atkını boynuna saracaksın. Ayrıca kayarız, leğen kemiği falan kırılır, Allah muhafaza. O femurun girdiği yer orası dağıldın mı, altı ay yataktasın. Bu riskleri niye alalım canım? Çünkü kar çok romantik bir şeydir. Sıcacık evinde oturursan, dışarıda da kar yağıyorsa, baktığında romantiktir. Salibini içersin, sohbet edersin, muhabbet edersin. Dışarıda titremekten seni seviyorum bile diyemezsin. Seni seviyorum.
El ele tutuşsak bile iyidir. İkimiz beraber düşeriz. Benim torunum var. Ben uzun yaşamam lazım. Ben öyle dağlara mağlara gitmem. Orada böyle rahat yatamazsın. 8 tane battaniye isteyeceksin. 100 çoraplar giyip yatacaksın. Feride, gelsene. Ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah Taylan'a. Nereden çıkardın şu kartal kaya işini ben? Peki, gidelim. Nereye? Kartal Kaya'ya. Aa, sahi mi? Sahi tabii. Seni böyle üzgün, argın dargın göreceğime... ...dağlara çıkarım, kemiklerimi kırarım daha iyi. Ay canım, canımsın sen benim, canım canım. Ay hemen Semiha'yı arayayım, bize de otobüse 2 bilet alsınlar. Yok, otobüs olmaz. Otobüste rahat edemeyiz. Neyle gideceğiz? Bizim arabayla. Bizim araba çıkar mı oralara? Zinciri taktım mı? Everest'e çıkarım ben. Hele yanımda sen olduktan sonra. Çıkarız değil mi? Çıkarız. Ay ay ay. O ne Necati? Arabaya koyacağım. Ay niye arabaya konserve koyuyorsun? Otele gidiyoruz hayatım. Yavrum yolda kalırsak, karda, buzda... O da servisini ararız, şampanya havyar söyleriz. Ona da karayolları eşliğinde 4-5 saatte getirirler. Yani bak arabana güvenmiyorsan ben otobüsle gideyim. Yani ikide bir yolda kalmaktan bahsediyorsun. Yavrum arabama güveniyorum da Doğan'ın ne yapacağı belli olmaz papatya. Bunlar ne? Battaniye, arabada donmamak için. Ay ben cidden otobüsle gideyim. Feridem bunlar tedbir yavrum. Gel koyalım şunları arabaya. Sonra niye almadık dememek için. Baba, arabada çok az yer kaldı. Bunları alır mı bunları? Bir tek bunları alır, başka almaz. Ay olmaz, daha benim ayakkabı çantam var. Ya ayakkabı çantası ne demek ya? Ayağına giy bir tane gidelim hatun. Ay olur mu? Her kıyafetin ayrı bir ayakkabısı var Necati. 2 gün kalacağız, 10 tane kıyafet alıyor. Ne zaman giyeceksin, nerede giyeceksin? Gece farklı, gündüz farklı. Vallahi kusura bakma, bunlar gitmek zorunda. Ayakkabılarından vazgeç. Ay inanmıyorum yani, fasulye plakisine yer var, benim ayakkabılarıma yok. Arabada kalırsak fasulye plakisini yiyeceğiz. Senin ayakkabılarını değil. Lütfü hadi gülme git sen de arabaya. Koy onları yerleştir. Selam Lütfü. Merhaba. Biz de ne gerek vardı arabaya ya? Sen otobüsle gel zaten. Arabada yer kalmadı vallahi. İyi olur mu? Benim kayak takımlarım var. O zaman kayarak gel sen arkadan. Hayatım bunu koyalım bari. Bu ne canım? Bu ne biliyor musun? Hadi giy. Giy. Uzat elini. Ha. Ah, dur. He. Bak, sevgili eldi beni. Bunu da mı dolaşacağız böyle orada? Evet. Baba, çok yakıştı ha. Al etme Lütfü, get arabaya iki şantifriz koy, radyatöre. Baba ne gerek var? Bizim araba -20 derecede bile su kaynatma yeteneğine sahip. Getir şu arabanın suyuna yağına bak. Ay, yani ben bu arabadan iyice korkmaya başladım Necati. Korkma sevgilim, bir şey olmaz. Ay Lütfü. Oğlum da ev bize kaldı ha. Evim, anlayamadım. Ev diyorum, bize kaldı hayatım. Vallahi ya. Ay vallahi gelmeseler bir hafta orada kalsan ne güzel olur. Sen sanki babamı tanımıyorsun ha. O daha oraya varmadan eve geri dönmek ister. Ay doğru söylüyorsun ha. Babam arıyor. Eyvah. Efendim baba, vardınız mı? Ne? Ne olmuş? Tipi bastırmış, yolda kalmışlar.